Bu arada hemen şöyle söyleyeyim. Çok sevdiğim iki arkadaşım Ezgi ve Tunca, 3D Works diye bir firmaları var. Çok enteresan işlere imza atıyorlar. Bu arkadaşlarımızın 3D yazıcıları var ve 3D yazıcılarla inanılmaz işlere imza atıyorlar. Şu an mesela Game of Thrones eğer izliyorsanız, ki ben hakikaten çok ciddi anlamda bir izleyicisiyim. Bana sağ olsunlar kralın elini göndermişler. Bunu taktım. Bir sürü ürün yapıyorlar. İşte bu tarz ürünleri var. Yani eğer bakarsanız Instagram'dan acayip inanılmaz güzel ürünler var. Hakikaten hediye etmek isterseniz birilerine ciddi anlamda güzel güzel hediyeleri var. Ben onlara çok teşekkür ederim bana verdikleri destek için. Bunları zaten sağ olsunlar babalar günü için bana Darth Vader göndermişler. Çünkü Darth Vader da bir babaydı. O da enteresan bir babaydı ama babaydı yani o da. Bana bunu da göndermişler. Çok kendilerine teşekkür ederim. Mutlaka 3D Works'e takip ederseniz seviniriz. En azından orada kendinize ya da eşinize ya da sevgilinize, kız arkadaşınıza alabileceğiniz çok güzel hediyeler var. Kendinize alabileceğiniz çok güzel şeyler var. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hadi gelin incelemeye geçelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle ne yapacağız? LG'nin orta segment, hatta orta alt segment telefonu LG K4 2016 modele yakından bakacağız. Diyeceksiniz ki abi yani biraz geç kalmadım mı incelemeye? Evet, 1,5 sene kadar geç kaldım ama şöyle söyleyeyim, bu telefonun elimize yeni geldi. Bir de bu telefonu inceleme sebeplerimizden bir tanesi şu. Bu arada fırtına başlayacak. Her an fırtına kopabilir. Yani bunu da söyleyeyim size. Hakikaten hava acayip kapattı. Şimdi bu telefonu inceleme sebeplerimizden bir tanesi şu oldu. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın bana abi ben hani bir telefon almak istiyorum. Yani 24 ay garantili olsun ama orta segment telefon olsun yani. Yani video çekmem, fotoğraf çekmem, işte sosyal medyaya gireyim, WhatsApp kullanayım, hiç aramama yetsin falan filan, gün içinde şarj etsin demesi üzerine telefon araştırırken bu telefonu bulduk fiyat tarafında. 549 TL'lik fiyatı var telefonun ve gerçekten de baktığınız zaman 549 TL'ye bugün orta segment bir telefonu ikinci elini bile alamazken sıfır bir telefona 549 TL vermek, en azından 2 yıl garantili bir telefona 549 TL para vermek bence oldukça mantıklı göründüğü için zaten bu telefonu aldık. Onlar da kendileri zaten hem pil tarafında hem de gün içinde vermiş olduğu performans tarafında memnun kaldıktan sonra ya ben bu telefonu bir incelesem ya dedim ve bu telefonu incelemeye karar verdim. Mobilpak.com'dan da bu telefonu kendilerinden istedim. Onlar da şu anda kampanyalı bir şekilde bu telefon satılıyor 549 TL'ye. Gerçekten de telefonu hangi konuda eleştirmek istesem telefonun fiyatı karşıma çıkıyor ve gerçekten de eleştiremiyorum. Şimdi dilerseniz biraz teknik özelliklerine yakından bakalım telefonun. Daha sonra işte arayüzünü falan filan göstereceğim size. Zaten çok fazla detaylı olarak incelemeye gerek olduğunu düşündüğüm bir telefon değil bu benim ama dediğim gibi orta alt segmentte oldukça yeterli bir telefon. Şimdi gelin hadi teknik özelliklerine biraz yakından bakalım. Telefonda 4.5 inç IPS tabanlı bir LCD ekran var. Bu fiyata baktığınız zaman gerçekten de TFT ekran yerine IPS LCD ekran görmek oldukça şaşırtıcı ve sevindirici bir haber oldu. Bunu söyleyeyim, yani bu telefonun hani en güçlü tarafı nedir diyorsanız bana sorarsanız gerçekten de ekranı. İyi bir ekranı var, kötü bir ekranı yok. Fiyatına göre iyi bir ekranı var yani en azından bu beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor. Telefonda 854x480 piksellik bir çözünürlük var. Bu küçük Q HD çözünürlük dediğimiz bir çözünürlük bu. Tabii ki 218 ppi gibi bir değeri var ki bana sorarsanız yeterli bir rakam. Telefonda arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, %63 civarlarında ekran kasa oranı var. Yani bu tabii ki bugünkü şartlara baktığınız zaman yeterli bir rakam değil. Yani %70'in altına biz zaten çok yeterli demiyoruz ama yani telefonu işte dediğim gibi yani ekran kasa oranını eleştirmek isteseniz telefonu işte oradan Mehmet diyecek ki abi 550 TL telefon diyecek. Eleştiremiyorum bir şekilde. Çünkü ben ne zaman telefonu eleştirmeye çalışsam Mehmet bana oradan abi telefon 550 TL ama abartıyorsun falan filan diyor. O yüzden eleştiremiyorum. Şimdi bu telefonda MediaTek'in bir işlemcisi var. 6735 işlemci var. Evet eski bir işlemci ama dediğim gibi oldukça yeterli bir şekilde performans sağlıyor. Gün içinde sizin normal bir şekilde kullanımınızı karşılayabiliyor. Evet çok yüksek montanlı oyunlar oynayabilir misiniz? Tabii ki oynayamazsınız ama dediğim gibi yeterli miktarda gün içinde sizin telefonu kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu telefonda 8 GB hafıza var. 1 GB'da arkadaşlar, artık GB mı dersiniz, GB mı dersiniz, ben ikisini sübiden söylüyorum. RAM var. Evet bu 1 GB RAM bugün belki işte insanın kafasına ya 1 GB RAM falan filan diyebilir ama dediğim gibi telefonu biraz sonra arayüzünü göstereceğim. Arayüzü okuyor yani bir problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Telefonda 5 megapiksel arka kamera var, 2 megapiksel de ön kamera var. Hem ön hem arka kameralar f2.8 değere sahip. Gerçekten de bu bağlamda bir kamera telefonu olmadı da çok açık ve net ama dediğim gibi eleştirme şansımız çok fazla yok. Bunu söyleyeyim. Mali T720 grafik yonga seti var. Çift çekirdekli. Bunu söyleyelim. Bunun yanında arkadaşlar söyleyebileceğim telefonda ne var? FM radyo var. Bu fiyat segmentine baktığınızda birçok insanın bu telefonda arayabileceği özellikten bir tanesi. FM radyo oldukça yeterli bir performans sergileyecektir birçok insan için. Telefonun arkadaşlar en son söylemem gereken şey 1940 miliamper bir fiyat var. Bu bağlamda baktığınız zaman telefonu ben kullandım. Bir gün içinde telefonun şarjı yettiğini görüyorsunuz. Çünkü zaten telefonla hemen hemen hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani WhatsApp'tan işte bildirimlerinizi okuyup işte mesaj gönderebiliyorsunuz. İşte belki fotoğraf alabiliyorsunuz falan filan şudur budur ama telefonda dediğim gibi oyun falan filan oynayamadığınız için ya da video pek fazla izlemediğiniz için bence dediğim gibi telefonun gün içinde kullanım senaryosunda zaten çok yüksek işlemci yok üzerinde. Yani güçlü, yüksek de bir işlemci olmadığı için yüksek güç tüketimi de yok telefonda. 1940 miliamper pil gücü bence standart normal bir kullanıcıya oldukça yeterli performans sergiliyor. Arkadaşlar bu telefon Android 5.1.1 Lollipop var. Şimdi şöyle belirtmek lazım. Bu telefona LG Android 6.0 Marshmallow güncellemesi vereceğini söylemişti ama hala maalesef bu güncelleme gelmedi. Eğer bu telefona böyle bir güncelleme gelirse ben çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum bu telefonun. En azından kullanıcılar açısından daha iyi bir noktaya gelecektir. Çünkü bu bağlamda insanlar güncel bir telefon kullanmak istiyorlar. Android 7.0 falan filan bu telefonlara gelmez. Keşke gelse. Çünkü bu telefonlara bu tarz güncellemelerin gelmesi aslında bu telefonun hala güncel olarak kalmasını da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Eğer LG bu telefonları bana sorarsanız düzgün bir şekilde lansmanını yapabilmiş olsaydı çok daha geniş kitlere ulaşabileceğini düşünüyorum ama bugün 550 TL'lik bu telefonun ben hani anneye, babaya ya da çocuğa falan rahatlıkla alınabileceğini düşünüyorum. Birçok insanın bu telefonu rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorum. Bunu alan arkadaşım da ailesini almıştı zaten bu telefonu. Onu da belirteyim. Yani telefon evet malzeme kalitesi tarafından bir şey sunuyor mu? Sunmuyor ama işte ne Mehmet? 550 TL değil mi telefon? Çünkü 550 TL telefon. Dediğim gibi telefon fiyatıyla öne çıkan bir telefon. Fiyat performansı öne çıkan bir telefon. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz şimdi size tasarımını göstereceğim. Daha sonra arayüzünü göstereceğim. Ve bu incelemeyi bitirmeyi düşünüyorum. Birkaç tane kamera örneğini en azından sizlere göstermiş olalım. Telefonla çektiğimiz fotoğrafları size göstereyim. Gece fotoğrafında iyi bir performans sergilemiyor telefon. Bu çok açık ve net yani. Hem ön kamerada hem arka kamerada ama gündüz fotoğraflarında bir problem yaşatmadığını söyleyebilirim. Yani rahatlıkla sosyal medyada falan filan paylaşım yapabilirsiniz. Şimdi hadi gelin biraz tasarımına bir bakalım. Arkadaşlar telefonun tasarımından biraz bahsetmek istiyorum size. Arkada tabii ki bir plastik yapı var. Bunu belirtelim. Bu plastik yapıyı çıkarttığımız zaman pil bizi karşılıyor. Bu telefon pili çıkartılabiliyor. Bunu belirtelim. SIM kart yuvalarını işte burada görüyoruz ve burada da SD kart girişini görüyoruz arkadaşlar. 1940 miliamper pili burada rahatlıkla görebiliriz. Burada mono hoparlör var. Oldukça yani ses yeterli mi? Yeterli. Ya işte dediğim gibi yani sesini eleştirmek istesem yine ne diyeceksiniz? Çünkü 550. Çünkü 550 diyeceksiniz. O yüzden dediğim gibi oldukça yeterli diyebilirim. Arkada kamera zaten görüyoruz ve led flash var yan tarafta. Bunu belirtelim. Bunu takalım. Telefon yan tarafta güç tuşunu görüyoruz. Ses açma kapama butonları var. Ses açma kapama butonları biraz daha şey olabilirdi. Nedir o? Biraz daha tepkisel olabilirdi. Bunu belirteyim ama fena değil. Evet açıldı. Gayet güzel bir şey. Şunu şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar telefon ön tarafındaysa LG logosunu görüyoruz kocaman bir tane. Ön tarafta 2 megapiksel kamera var. Ahize var. Üst tarafta gürültü engelleyici bir mikrofon var ki bunu koymuşlar. Tebrik etmek lazım. Bu fiyat segmentte gene aslında pek beklemediğimiz özelliklerden bir tanesi de gürültü engelleyici mikrofon. Alt tarafta da arkadaşlar 3.5 mm kulak girişini görüyoruz ve micro USB şarj aletini görüyoruz. Yani şarj girişini görüyoruz burada. Aşağıda mikrofonumuz var. Şimdi telefonun yani tasarımı bu işte arkadaşlar. Malzeme kalitesi yani çok böyle aferin bir malzeme kalitesi yok ama kötü de değil. Bunu belirtelim. Şimdi dilerseniz telefonda evet. Telefon dilerseniz biraz arayüze bakalım. Gayet dediğim gibi şu anda Instagram açalım. Tabi giriş olmadığı için girmemiş. Evet. İşte galeriyi açabiliriz. Kamerayı açabiliriz. Hatta bunu şöyle yapalım ki en azından hani şunları tümünü temizleyelim. Bir daha açalım. Bakalım nasıl bir performans sunacak. Gördüğünüz gibi yani hani evet şey mi nedir o? Yani telefon tabii ki yavaş mı? Diğer telefonlara göre biraz yavaş olabilir ama baktığınız zaman gün içinde hani bu telefonu işte gördüğünüz gibi yani işte rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani ben burada çok fazla bir şey dersem burada evet ekibi de çekelim şöyle. Bu kardeşlerimi de takip edin. Instagram'dan falan, hakikaten ikisi de çok iyi fotoğrafçı. Gerçekten iyi işlere imza atıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Telefon dediğim gibi yani arayüz tarafında bu. Yani bize sunduğu şeyler bunlar. Atıyorum mesela bunu açsak, Antutu'yu açsak ne kadar da açar bize? Bakalım. Gördüğünüz gibi hemen açıyor. Yani bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Bunu belirteyim. Hatta bir tane dediler size oyun açalım. Bu oyunu ne kadar da açacak? En azından bununla bir görmüş olursunuz. Ya ben şunu çok net söyleyebilirim. Yani bu telefon evet işte açıldı arkadaşlar. Yani evet tabii ki takılmaları var mıdır? Tabii ki var arkadaşlar ama işte sonuçta gün içinde biz ne diyoruz? 550 TL bu telefon. 550 TL'lik telefondan bekleyecekleriniz bana sorarsanız oldukça normal ve gördüğünüz gibi yani çatır çatır çıkıyor arkadaşlar. Her yere giriyor, çıkıyor. Yani bir problemle karşılaşmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Ben arayüz tarafında da telefonu beğendiğimi söyleyebilirim. Yani 550 TL'lik telefonlar arasına baktığınız zaman zaten 550 TL'lik telefon var mı şu an bilmiyorum ama bu tarz telefonlara baktığınız zaman bence arayüzüyle, pil gücüyle beni tatmin ettiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Kamerası keşke bir tık daha iyi olsaydı ama kamera tarafında biraz hayal kırıklığına uğradım. Keşke kamera, özellikle ön kamerası 5 megapiksel olsaydı bence bu telefon biraz daha iyi bir performans sergileyebilirdi diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar telefonla ilgili ve arayüzle ilgili. Şimdi size bu telefonla çektiğimiz bazı kamera örneklerini paylaşalım ve daha sonra bu videoyu bitirelim. Evet, şu an LG K4'ün arka kamerasıyla çekim yapıyorum. Güneşli bir gün. Yani şu an yolda yürüyorum. Elimle tutuyorum. Karşında mısır tarlası var arkadaşlar. Gerçekten son gelen yağmurlardan sonra bizim mısır tarlası coştu. Gerçekten ciddi bir mısır büyümesi var. Evet, şöyle gidelim biraz da. Evet, şöyle bölgeye girelim. Netlemeye bakalım. Evet, netleme konusunda bir sıkıntı yok. En azından gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir şeyler çekelim. Netledi. Yani kendisinden beklenebilecek bir performans bence bana sorarsanız çok kötü değil. Mükemmel değil ama kötü de değil diye düşünüyorum. Evet, biraz da şunu çekelim şöyle. Evet. da oldukça güzel. Kelebek var şurada. Kelebek. 3 kelebek. Kelebek kuştu. Dediğim gibi arkadaşlar, yani kamerası en azından böyle. Şu an yürüyorum. Çok kötü değil. En azından gördüğüm kadarıyla değil. Tabii bunu bilgisayar attığımızdan nasıl görünecek tam bilemiyorum ama şu an evet. Kameranın da durumu bu. Arka kameranın. Abi son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Valla son olarak söyleyeceğim şey şu Mehmetciğim. Yani 550 TL'ye bir telefon arıyorsanız mobilpark.com'da bu telefon var. Girip çok rahat bir şekilde oradan alabilirsiniz. 24 ay garantisi var telefonun. İşte gördüğünüz ya, arayüzünü gösterdim, kamera örneklerini gösterdim. Ben telefonu, hani çok büyük beklentiniz yoksa bu telefon bence bu fiyata birçok insanı tatmin edebilecek bir telefon. En azından bunu söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Ben telefonu beğendim. Keşke dediğim gibi ön kamerası biraz daha iyi olsaydı. Bu telefonun ön kamerası iyi olsaydı bence hani bu bağlamda tadından yenmezdi. Ama dediğim gibi telefonu eleştirmeye de kalksak sonuçta telefonun fiyatı bizi oldukça tatmin ediyor. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.